İFA ile alakalı belli sorular geliyor. Ortak gelen soruların içinde şöyle bir şey var. Hayatımda birçok şeyi değiştiriyorum ancak bütün bunların sonunda bir şey değiştiremediğimi fark ediyorum. Hayatı değiştirmenin esas yolu nedir? Nasıl benim hayatım değişir? Hayatı değiştirmek nedir diye. Evet. Ve bu tarz birkaç tane soru geldi. Bunları bir toplayıp size iletiyorum. Evet. Hem unutulacak şeyler hem de İnsanın Fabrikaları 3. ciltten sonra böyle sorular sık geliyor. Benim mail kutuma da düşüyor. Genel teması şu. Yani hocam ben hayatımda değişiklik yapmayı seviyorum. İşte birçok şeyi dediğiniz gibi 28 gün deniyorum. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ama dışarıdaki dünya değişmiyor. Dolayısıyla yani işte biraz da onu nasıl değiştirebilirim falan gibi sorular geliyor. Şimdi bu soruları aslında yani ben de mesela bir zamanlar böyle bakıyordum. O bakış açısını değiştirmek için kısa bir metaforla cevap vermeye çalışayım. Hayatta yaşadığımız her şeyin bir kere benim en az bir kitabımı okuduysanız biliyorsunuzdur. Hayatta yaşadığımız her şey, gerçeklik diye algıladığımız her şey zihnimizin yaptığı bir yorumdan ibaret. Karşımızdaki bir insanın mesela Hazal'ın şu anda bana söyledikleri ve davranışları dahil olmak üzere. Evet Hazal diye bir şey var ama benim ondan anladığım benim zihinsel bir projeksiyonum. Ne Hazal'ı olduğu gibi bilebiliyorum, ne onun sözünü olduğu gibi anlıyorum, ne şu anda etrafımda olan bu monitör, bu mikrofon, şu bu falan bunları olduğu gibi algılayabiliyorum. Ben sadece kendi zihnimin oluşturduğu bir temsilin içinde, bir arayüzün içinde yaşıyorum. Geçen haftalarda Donald Hoffman'la yaptığımız canlı yayında da bu konuyu ele almıştık. Dünyanın bilinç tarafından oluşturulmuş bir arayüz olduğundan uzun uzun bahsetmiştik. Kendisi de bu teorik konularda çalışan bir araştırmacı. Şimdi böyle baktığınız zaman hayatınızdaki alışkanlıkları değiştirerek hayatınızın değişmesini beklemek şuna benziyor. Bilgisayarınızda bir masa üstünde ikonlar var. Ben bu hafta ikonlarımı alayım, ekranın sol tarafına yığayım, masa üstü arka planını değiştireyim ve ben bu tip oynamaları yapınca benim bilgisayarım mesela gücü artsın ya da bilgisayarımın işlemci kapasitesi yükselsin gibi bir şeye benziyor. Şimdi burada dikkat, yapılması gereken şey aslında bir upgrade. Yani bir şeyleri değiştirmek yerine bir upgrade etmek. Yani onu bir güncellemek, seviyesini yükseltmek. Peki bu nasıl yapılacak? Burada biraz zorlayacağım arkadaşlar. Please bear with me. Şöyle yani burada bir süre kınamayın çünkü bu benzetme işe yarıyor bende. Sizde de yarayacağını düşünüyorum. Hani bu Jung falan bir kolektif bilinç dışı falan diye bir şeyden bahsediyor ya. Biraz ona da gönderme yapan bir benzetmem var benim. Yani ben de çalışıyorum. Umarım sizde de çalışır. İnsanların hepsinin bilinçlerini, bilinçlerini ve bu simülasyonlarını kocaman bir ortak bilinç okyanusunun içindeki böyle şeyler olarak düşünün. Nasıl diyelim? Akıntılar ya da baloncuklar olarak düşünün. Bunlar böyle birbirinin içerisinde akıp duruyorlar, geçiyorlar. Ve hepsi aslında büyük bir okyanusun parçası. Şimdi bu metaforu bir tarafta tutalım, bir başka metafora sıçrayalım. Siz gerçek bir okyanustasınız ve burada bir balıksınız. Okyanuslarda biliyorsunuz temel coğrafya derslerinde mesela akıntılar var. Sıcak soğuk su akıntıları, dipten yüzeyden gidenler, birbiri içinden geçenler, tonla akıntı var. İşte mesela Gulf Stream diye bir şey var. Kutuplardan başlıyor, okyanusları dolanıyor, işte Ümit Burnu'ndan aşağı geliyor falan. Dünyayı soğutan bir soğuk su akıntısı falan. Bunun gibi birçok yerde ufaklı akıntı var. Şimdi bu akıntıların bazı daha derinde dipte, bazı daha yüzeyde. Ve siz bir balık olarak mesela yüzüyorsunuz. Şimdi yüzerken yalnız bilmiyorsunuz ama size doğru gelen bir akıntıya ters yönde yüzmektesiniz ve diğer balıklar yanınızdan jet gibi geçerken siz bayağı yavaş yüzüyorsunuz. Yani verimsiz bir yüzüşünüz olduğunu farkındasınız ve ne yapmak istiyorsunuz daha verimli yüzmek için? Kuvvetlenmeye çalışıyorsunuz. Daha çok işte yüzgeç sallamaya çalışıyorsunuz. Daha çok nefes alıp vermeye, kaslarınızı kuvvetlendirmeye falan filan gayret ediyorsunuz. Ama bir de şöyle bir yolu var. Diyelim ki bu tarafa gitmek istiyorsunuz ama akıntı bu tarafa akıyor. Altta ya da üstte sizin gitmek istediğiniz yöne akan bir akıntı varsa yapmanız gereken tek şey bu yatay hareketi bir durdurup dikey yönde ya yukarı ya aşağı kısa bir hareket yapıp o akıntıyla buluştuğunuz anda jet gibi ilerlemek. Bir anda hızınızın 100 kat arttığını göreceksiniz. Şimdi okyanusta böyle bir şey mümkün. Peki insan düşüncesinde böyle bir şey nasıl mümkün? İnsanlığın bu bilişindeki farklı düşünme ya da algılama yollarını FM radyodaki farklı frekanslar olarak düşünün. Şimdi eğer biz hayatımızda bir şeyleri yaşarken kendi algı dünyamız içerisinde bazı şeyleri yapamadığımızı düşünüyorsak o algı dünyamızın içindeki bileşenleri değiştirmekle uğraşmak yerine şöyle bir şey yapabiliriz diyor eskiler. Kendi içimize dönüp algı frekansımızın ayarını değiştirebiliriz. Yani dünya ile ilgili algımızın, anlamımızın, hikayemizin, amacımızın neyse o dünya algımızı oluşturan temel şeyler bunların üzerine çalışıp bu frekansı değiştirebiliriz. Değiştirince ne olur? Artık yatay olarak hayatta ilerlemenin pratik yollarını aramaktan ziyade durup dikey yönde derinleşmelere ağırlık veririz ve böylece uygun bir yerde o frekansı
zıplatarak ya da düşürerek, neyse çok düşükse yükselterek, çok yüksekse düşürerek başka bir frekans ya da titreşim seviyesine ulaşırız. Tamamen bunlar benzetme arkadaşlar. Böyle bir fiziksel titreşim gelmesin aklınıza. Radyo örneğinden hareket ediyorum. Ve siz belli bir algı düzeyine ulaştığınız anda hayatınızdaki bütün akışların değişmeye başladığını fark ediyorsunuz. Bu arada bunu 2-3 kez yapabilmiş bir insan olarak söylüyorum. Bilmeden yaptım ama bunu. Bilmeden yapabildiğimiz şey. Sadece belli inançlarınızı, belli algılarınızı değiştiriyorsunuz. Ve bir süre sonra daha geçen sene size engelmiş gibi görünen bir şeylerin size ittirici birer yardımcı olduğunu fark ediyorsunuz. Zayıflıklarınız olarak gördüğünüz şeyler sizin kuvvetli yönleriniz haline dönüşüyor vesaire vesaire. Sadece bakış açısını değiştirebilmek, ama bu sadece şöyle durup da şöyle bakmak değil. Temel olarak zihnimizin işleyiş mekanizmasının BIOS yazılımı, yani temel yazılımını upgrade edebilmek, güncelleyebilmek sizin yaşamdaki yaşama düzeyinizi, yani içinde gittiğiniz akıntının seviyesini değiştiriyor. Ve siz o akıntıdan başka bir akıntıya geçtiğinizde hayat sizin gitmek istediğiniz yöne akıyor oluyor. Bakın dikkat edin, okyanus aynı okyanus, ortam aynı ortam, siz aynı sizsiniz. Sadece frekansla bir düzey değiştiriyorsunuz. Şimdi bu düzey değişiminden sonra ise şaşılacak bir şey oluyor. Çabasız bir şekilde yapabilmeye başlıyorsunuz. Ne istiyorsanız. Yanlış frekanslı olduğumuzun ölçüsü şu: sürekli çabalıyor ve değişim yaratamıyorsak algı seviyesi olarak yanlış bir yerde olduğumuzun en iyi işaretidir. Hazal bu konuyu hatırladı. Algı seviyesi olarak aynı merkezde kalarak çabalamak bize herhangi bir kazanç sağlamayacak. Belli, çünkü çok fazla direnç var ve ilerleyememe gibi ya da bir değişim yaratamamak gibi bir durum var. Fakat o algı düzeyini değiştirmenin herhangi bir yolu, bu bazen bir niyet, bir karar, bir cesaret adımı, bir şey olabiliyor. Bir level atladığınızda, bir şey değiştirdiğinizde bir anda hızınıza siz de şaşırıyorsunuz. Yani bir anda her şey sizin istediğiniz gibi oluyor. Ya da bazen yanlış bir frekansa geçiyorsunuz, her şey daha berbat oluyor. O zaman hemen tekrar frekans değiştirmek. Peki bu işin yolu ne? İşte bu işin yolu çatlaya çatlaya binlerce senedir her mistiğin, her filozofun, her din insanının, peygamberin, evliyanın, azizin neyse anlatıp hatırlatıp durduğu kendi içine dönmek, kendini hesaba çekmek, kendinle ilgili, iç dünyanla ilgili çalışma yapmak. Kendini değiştirmenin büyük cihat olarak adlandırıldığı bir gelenekte de, bu bizim yerel geleneğimizde sık sık hatırlatılır. Ve insanın kendi üzerinde çalışmasının hayatını değiştirmenin tek yolu olduğunu fark edersiniz. Bir basit egzersiz. Mesela diyelim benim gibi hızlı yiyorsunuz. Stresli olduğunuz zaman kendinizi yemeye vuruyorsunuz değil mi? Mesela böyle stres yeme diye bir şey çok var. Yapın. Gene yapın, devam edin, ama bir tek şey yapın. Yerken ya ben yiyorum ama neyin yerine yemeği koyuyorum? Yani bu yemeği böyle höldür höldür yerken neyin eksiğini kapatıyorum diye düşünün, bedava. Hiç zorlayıcı bir şey değil. Ve bunu birkaç kez düşünmeye başladığınızda bir gün o çatalı kaşığı elinizden bırakacaksınız ve diyeceksiniz ki bu değil, bu değil. Benim akıntının beni zorladığı şey bu. Ben bu seviyeyi şuraya doğru değiştireceğim. Yani artık onun yerine şunu da yapabileceğinizi fark edeceksiniz. Ve bir süre sonra çok acayip bir şey olacak. O her sinirlendiğinizde yemeğe saldırdığınız halini size çok tuhaf gelmeye başlayacak. O ben miydim diye soracaksınız. Akıntı ve düzeyleri değiştirebilmek, kendi içimizde çalışarak ve hayatımızın en önemli projesinin merkezine kendimizi koyarak yapabileceğimiz bir şey. Kitaptan okuyarak, başkalarını dinleyerek, onları örnek alarak ancak bu konuda bir takım ipuçları ya da ilhamlar alabiliyoruz. Esas olan oturup kendi kendimize düşünme alışkanlığı geliştirmek, meditatif bir şekilde kendimizle ilgilenmenin yollarını aramak. Bunu yaptığımız zaman, bu benzetme benim bu aralar nasıl diyeyim, işime yarayan revaçta bir benzetme. Bütün insanlarla beraber bir okyanusun, bir zihinsel okyanusun içinde olduğunuzu hayal etmenin hiçbir zararı yok. Bu arada arkadaşlar hiçbir bilimsel bilgiye dayanmıyor. Yani sadece bir metafor, yani öyle düşünün. Böyle bir okyanusun içinde... Metaforlar bazı şeylerin soyut, özellikle bu gibi değişim çok soyut bir kavram. Bu gibi kavramların açıklanabilmesi için çok faydalı. Onun için ben şahsen ben daha önce bunu sizden dinlememiştim. O yüzden bu metaforu çok beğendim. Kendi adımı, hatta hayatımda muhtemelen... Ben de nereden duyduğumu hatırlamıyorum da bir yerlerden uydurmuş olabilirim muhtemelen, ama şuna da en son dikkat çekmek isterim. Diğer insanların bazıları nasıl hızlı gidiyor, bazıları nasıl sürünüyor dikkat edin. Aynı dünyada, aynı şartlarda yaşıyoruz. Sizden daha hızlı gidene sorsam farklı ne yapıyorsun diyecek ki hiçbir şey yapmıyorum ki, ben dümdüz gidiyorum. Mesela bana bazen soruyorlar, hocam siz nasıl bu kadar? Ne bileyim ben. Ben nasıl bu kadar diye bir şey yok. Ben öyle yaşadığım için böyle bir şey oluyor. Daha iyi bir frekansta yaşasam muhtemelen daha iyi bir şeyler olacaktı, ama ben şimdilik frekansımdan memnunum. Yani konfor alanım burası. Yarın bir gün tabii buradaki sıkıntıları gidermek için de
Yani hayatımdaki bazı şeyleri değiştirmek için de bu frekans düzeylerini değiştirmem, bu akıntı düzeyleri arasında seyahat etmem ve denemem gerekiyor. Bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama bunu tavsiyem kriz durumlarına düşmeden önce. Hayatta kendi konfor alanlarımızda güzel güzel takılırken nakledelim. Ve o zaman işte dünyayı keşfederim ki alet kutumuzda, repertuarımızda hangi akıntının bizi nereye götürdüğünü ve nasıl etkilediğine dair bilgilerimiz de bulunsun. Yani o tecrübeleri yaşayalım. Biraz evvel gençlik döneminin hayatı keşfetmekle ilgili olduğunu söylemiştim ya, oraya dem vurmuştuk ya. İşte bu dönemler, o akıntılar arasında özgürce gezebildiğin dönemler. Ama bir süre sonra senin yıllardır içinde yaşadığın o haz, o frekans, o akıntı sana öyle bir kendinmiş gibi, tek seçenekmiş gibi gelmeye başlıyor ki oradan çıkman çok zor oluyor. O yüzden yaşlandıkça davranış değiştirmek zorlaşır. Hazır vakit erkenken, ki bizi izleyenler %70-80 oranında gençlerden oluşuyor. Hem ruhu gençler hem yaşı gençler, hepsi dahil. Dolayısıyla onların bu gezmeleri bol bol yapmalarını tavsiye ederim. Ben de yakında ergenliği bitecek bir insan olarak hala okuluyla ilgili son çabalarımı sergilemeye gayret ediyorum inşallah.